Selamünaleyküm sayın arkadaşlarım, hepinizi en içten, en derin sevgiyle, saygıyla, hürmetle kucaklıyorum, Allah'ı ile sohbete hoş geldiniz. Ee, bu derin sevgiyi, derin saygıyı ve e, bu e, size e, göstermeye çalıştığım bu e, bu kıymeti Beni takip eden, beni izleyen e, sürekli e, bunu sürekli haline getirmiş e, fanatik bu konunun e, takipçilerine gösteriyorum, başkalarına değil. Aziz ve muhterem kardeşlerim, çok dertliyim çok. Neresinden tutsanız efendime söyleyeyim üzüntüm hat safada. 69 yaşına gelmiş bu insana bu piyasada iki tane iki tane eskiler K 40 derlerdi de ben öyle demeyeyim. Edebime uymuyor, terbiyeme uymuyor. Bu insanların tesbihlerini yapmaya hala ondan onlar vasıtasıyla efendime söyleyeyim Para kazanmayı düşünen insanların e, arkadaş kategorimde ya da beni tanıyan ya da benden haberdar olan e, insanlar buradan yayın esnasında herhangi bir şey yazmadıkları gibi ya telefon açıp da e, üzüntülerini belirten iki kelime etmediler neresinden bakarsanız bakın bu piyasanın her şeyi ve herkesi sadece ve sadece para olmuş. Sende yok mu diyecekler de vallahi bende yok. Ben paraya yönelik çalışmıyorum. Ben zararına mallar sattım Türkiye'de. Özellikle bağlarda ben yaklaşık kendi adıma herhalde bir 10 bin dolar pandemi esnasında zarar ettim. Bu zararımın bir miktarına da Mustafa Kule'de ortak oldu. Ayrıca ayrıca. Bugün Türkiye'de bildiğiniz bir numaralı ustalardan bir tanesi o harika tesbihler yaptığını falan söyleyen bir arkadaş var ya. Harika da çekimler yapar. Yani anlıyorsunuzdur herhalde kim olduğunu. O arkadaşa bağlar verdik. Bağları, bağları işleyemedi. Çatlak bunlar dedi. Geri almak zorunda kaldık. Sizlere şikayet edip de piyasada bizi lanse etmesin diye yani ben tek başına kalsam ben asla almazdım da Mustafa dedi ki abi aman lafını sözünü duymayalım zaten e, tiksiniyorum bu şeylerden hallerden bir de bununla uğraşmayalım dedi. Ödedik parasını malzemeleri aldık Hüseyin Çelik'e verdik Hüseyin Çelik o malzemeleri tesbih yaptı. Yani neresinden bakarsanız bakın her taraftan efendime söyleyeyim piyasanın halinde bir sürü sıkıntı var. Bir sürü. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Ee, geldiğimiz nokta şurası. Piyasa dökülürken, efendime söyleyeyim, herkes daha fazla bir parsa nasıl toplarımın haline düşmüş. Herkes elimdeki eşyayı tesbihi nasıl paraya çeviririmin derdine düşmüş. Bu doğrultuda bir gece Ahmet Nastev tesbihleri e, mezatlarda kendine yer bulmazken ikinci gece herhalde yer buldu ya da sohbetler esnasında mezatlara bana e, efendime söyleyeyim yönelik. Açık, aleni ya da gizli e, örtülü, efendime söyleyeyim eleştiriler e, yapıldığını e, izleyen arkadaşlar iletti. Ben dün gece bir arkadaşımdan rica ettim. Şu Ahmet Masef tesbihlerini bana bir gönderir misin dedim. Yüzlerce, belki binlerce Ahmet Masef tesbihi var sevgili kardeşlerim. Adamın işçiliğine bakarsanız, ustalığına bakarsanız, Tabii bu ustalıklar, bu işçilikler gayet güzel. Ama bunlardan time başından beri söylediğim gibi bunlardan şey olmaz. Ee, koleksiyon olmaz. Collection collect bu kelimelerden kaynaklanarak bunun anlamı korumaktır. Yani yok olmak üzere olanı korumaktır. O maksatla eee Koleksiyon yaparsınız, ee, değeri korumak isterken onunla da bir hobi yapmış olursunuz, o hobinizle de hoşça bir zaman geçirmiş olursunuz kendiniz adına. Koleksiyon budur. Sürekli olarak 33 tesbihlerin yapılmasından koleksiyon olmaz. Sürekli olarak 33 tesbihleri biriktirmekten koleksiyon olmaz. Her tesbih beraberinde bir 99'u da ihtiva ediyorsa aynı ustadan çıkmış, sizin için yapılmış. Bakın sizin için yapılmıştan bahsediyorum. Sizin için yapılmış, size özel bir tesbih ise onun bir koleksiyon mantığı olabilir. Ama mezata çıkmış tesbihin, 33'lük bir tesbihin satılarak sizin elinize gelmesinin karşılığı sıradan el tesbihidir. Anladınız değil mi? Çekersiniz onu namazda, stres halinde, hoş vaktinizi geçirmek için futbol maçı seyrederken sinirinizi ya da asabiyetinizi gemlemek için ya sabır çekersiniz falan filan. Bu olur. Ama o e, geniş anlamda geniş anlamda sizin ülkemize ait geleneksel Türk tesbihini yansıtmaz. Oradan bir koleksiyon çıkmaz. Yani şimdi nasıl bir plastiğin adı Osmanlı'ya devşirildiyse, aynı şekilde geleneksel Türk tesbihinin ihtiva ettiği 99-33 ve 500'lük geleneksel tesbih anlayışı da berheva oldu. Ortaya sadece 33'ler çıkıyor. 99 yok. Ne yapacak adam 99'u? tesbih alan camiye gitmiyor ki. Yani sözüm... E Genel anlamda e, söylenmiş bir sözdür. Kimse üstüne almasın camiye giden elbette ki var. Tesbihini efendim, mesela, zikir aracı olarak çekmek isteyen elbette ki var. Ama e, istisnalar kaideyi bozmaz. Kaide bu. Tesbih alma merakı var. Ve e, onlar bir e, dolaba asmak için toplanıyor. Stokçuluk. Başka bir anlamı, başka bir manası yok bu işin. Hangi tesbih şeyinden alırsanız, malzemesinden alırsanız hiçbir şey fark etmez. Hiçbir şey fark etmez. Koleksiyon mantığınız yoksa aldığınız 33'lerin sadece stokçuluktan başka hiçbir manası yoktur. Bazı arkadaşlardan duyuyorum işte bende 600 tane, bende 1000 tane, bende 800 tane katelim var diyen var, sıkma var diyen var. Ben bu arkadaşların bunları niye topladığını üç aşağı beş yukarı zaten tahmin ediyorum da. Yani onlar da bir gün piyasada bu malzemeler olmayacak da ondan sonra ben bunları çıkarır satarım da para kazanırım. Hülyasıyla yapıyorlar. Bakın şu kuka inanın bu kukayı 20 23 sene önce benden alıp veya bir gün e, bunun arkası kesilirse elimizdeki bu kukalar para eder mantığıyla böyle bir 100 kiloyu çok sevdiğim bir abimin aldığını ben gördüm benden almadı da bir başkasından aldı aldığını gördüm mantık bu kuka içinde mantık bu yani bilmiyor kukanın bir ağaç ürünü ondan döküldüğünü onun döküntüsü olduğunu ve bu bu nesnenin burada da çok fazla olduğundan haberi olmadığı için aldı o tarihte de yani ciddi bir para verdi kilosuna 100 dolardan almıştı aziz ve muhterem kardeşlerim bu arkadaşın tesbihlerini dün akşam bir miktar baktım ee, arkadaşın herhalde ne kötü ayda bin tane tesbihi çıkıyor ise bu arkadaşın e, Türkiye'de bulunduğu zaman içerisinde bin çarpı 12 çarpı o kadar yıl olarak hesap edin yani neresinden bakarsanız bakın 50 bin 60 bin civarında tesbihten söz ediyoruz. Bu tesbihlerin usta işi tesbih olma e, olma ihtimali e, hiçbir şekilde yok. Yani e, pratik olarak yok. E, bu tesbihlerin efendime söylediğim usta işi olma ihtimali teorik olarak yok. Hiçbir şekilde yok. Ee, en iyi bildiğim ustalardan birisi e, Cem Bülbül. Çok hızlı tesbih yapabilme becerisine sahip bir arkadaş. Benim kanaatimce 10 bin civarında tesbihi vardır. Ama neresinden baksanız bu çocuk e, herhalde e, 1995 yılından bu tarafa tesbih üretiyorsa... ...95, 2005, 2015, 2025... 30 28 yıldır tesbih üretiyor. 28 yılda bu arkadaşın 10 bin tane tesbih üretmesi belki biraz daha fazladır. Çok normaldir. Ee, bir başka ustadan bahsedeyim. Ee, o da geçmiş zamanın hızlı ustalarından birisi. Aziz Acar. Uzunca bir zamanda e, sulu boncuk makinesi de yoktu. E, sulu boncuk makinesi aldıktan sonra da fark etmedi. Ee, çok itinalı, çok düzgün, çok şahane tesbihler yaptığı için boncuklara azami özen gösterirdi. Ee, ama her zaman üç tane tesbih çıkarırdı günde. Bu arkadaş e, düşünün e, tesbih piyasasında 20 yıl bir fiil eğer ki 20 yıldan fazladır siz ona e, mübalasız 25 yıl deyin 25 yıl e, çarpı 3 tesbih Hesap edin ne kadar tesbih çıkartmıştır. Ahmet Masef'in ürettiği tesbihlere yetişemez. Bak 25 yılda 28 yılda Aziz Dacar'ın çıkarttığı tesbihler efendime söyleyeyim e, şeyin çıkarttığı tesbihlere Ahmet Masef ustanın çıkarttığı tesbihlere yetişemez. Şimdi bakın bu arkadaşın e, atölyesinde e, sulu boncuk makinesi olduğu söyleniyor. Çok güzel. Yani olmamalı falan diyen birisi değilim. Olmalı. Herkes de olmalı. Üst düzey bir usta da olsanız olmalı. E, Efendime söyleyeyim daha işe yeni başlamış bir usta da olsanız olmalı. Sulu boncuk makinası bir gereklilik. Onu aldık, gördük, şu tarafa koyduk. E, Efendime söyleyeyim. Bu arkadaşın bir e, Urfa'da atölyesinin olduğunu söylüyorlar ve bu atölyenin bu tesbihleri çıkarttığını söylüyorlar. Şimdi. E, usta işi, tesbihi e, en az olan insanlara bir bakalım e, sizinle sayın arkadaşlarım. Mesela Halil Usta'nın tesbihleri taş çatlasın ömrüne sağan tesbihleri 300 gibi. Siz her gün Halil Usta tesbihleri görüyorsunuz ama Halil Usta'nın Halil Usta çok çaplı. Ya, rahmetli Yusuf abi gibi sinirli, asabi bir adam. Öğretmen, filozof, aklı çok e, efendime söyleyeyim geniş bir insan. Her şeyini şey mi verecek yani tesbih mi verecek vermiyor. O kadar tesbih yapmış da ama harika şeyler yapmış. Zamanla zamanın şartlarına göre çok güzel tesbihler yapmış. Ama bu kadar. Bülent Dölen Usta. Geçen gün bir video çektim, modern Türk tesbihini e, Bülent Dölen ve Yusuf Özgen'le başlatan bir arkadaş, benimle de bir yayın yapmıştı. Ben şahsen Bülent Dölen'le başlatmam modern Türk tesbihini. Modern Türk tespihinin başladığı yer Halil Usta. Ya Halil Usta son bayi da yapan usta. Ama Bülent Usta'nın da yaptığı tesbih sayısı o kadar. 200, 250, 300 daha fazlası yok. Tesbihlerinin en güzellerini, en krallarını da Sakıp Sabancı almış koymuş e, koleksiyonuna. Göremezsiniz adamın tesbihlerini. Gördüğünüz tesbihler sahtedir. Ona ait olmayan, efendime söyleyeyim, e, birer hırsızlıktır. Anıyorsunuz değil mi? E, Galip Usta'yı hiç saymıyorum. Kategori dışı. Galip Usta'ya ait, efendime söyleyeyim, usta işi tesbihler falan yok. Galip Usta'nın yaptığı tesbihler sıradan kaçan göçen tesbihler. 99'ları da öyle efendim söyleyeyim Bugünkü ustalar yani ben ustalık derecesini e, daima anlatırken e, üst düzey ustaların en e, en alt kesiminde kalan usta benim dönemimin ustası Eşref Bülbül'dür. Valla Eşref Bülbül bana sorarsanız Galip Usta'dan güzel tesbih yapar yapardı. Şimdi yapıyor ya yapmıyor bilmiyorum. Belki daha da güzel yapıyordur artık. Yani galip Başak Usta'nın öyle kategoriye alınacak bir tespih sayısı yok. Efendime söyleyeyim. Yusuf Usta'nın şahsına ait tespihleri şahsına. Bakın şahsına. Kendisinin bir fiil yaptığı tesbih olsa olsa o da 500 civarındadır. Bakın sevgili kardeşlerim, bu bilgilendirmeleri sizde bir Allah'ın kulu yapmaz bu piyasada. Anlayasınız diye böyle somut somut örnekler veriyorum. Anladınız mı? Galip Başsaka ustadan usta işi tesbih çıkmaz. Harika sanat eserleri çıkmaz. Ha bugün tesbihleri kıymetlidir, değerlidir çünkü usta yaşamıyor. Ona ait bir tesbih varsa onların mutlaka ve mutlaka bir antika değeri var. Kesin bu böyle. Yani bu tartışma götürmez bir şey. Başka ustalar. Efendime söyleyeyim. Piyasamızın en nadide tesbihlerini yapan ustalardan birisi Metin Usta. Yani Metun Usta'nın taş çatlasın tesbihi. Bu e, 30 yıllık ustalık döneminde, 30 belki 30'dan da fazla, 32-33. Ustanın bu kadar e, zamanda yaptığı tesbih benim kanaatimce 1500 falandır. O civarlardadır. 1500, 2000 olduysa e, yani sıkı çalışmış demektir. Görüyorsunuz değil mi? Kal e, yani Metin Usta'nın yaptığı tespihin sayısının 20 listesini e, bir insan e, 3-5 yıla sığdırabiliyor. Ve sizin önünüze de bu tesbihleri... İsmail Aydın gibi bazı insanlar, bazı mezatçılar. Ahmet Mesef şah eserleri, Ahmet Mesef efendime söyleyeyim bulunmaz Hint kumaşları, Ahmet Mesef'in efendime söyleyeyim son eseri eser, eser. Türkiye'de eser sayısı çok az. Tesbihte eser sayısı çok az. Beyefendi benim e, önerdiğim kitapları okumazmış. Okumak neymiş ya demiş. Efendime söyleyeyim. Bizim okuyarak öğreneceğimiz bir şey yok. Biz öğrendiğimizi öğrendik demiş. <laughs> Ben 69 yaşındayım. Zor, e, zor böyle imbik imbik süzüp de zor böyle kafama sokabileceğim, e, kendime ben de edebileceğim kitapları günde bir sayfa okuyorum. Bir sayfa. Hızlı okunması gereken, efendime söyleyeyim, e, çok fazla bir e, önemi olmayan kitap e, okuduğum zaman günde 20 sayfa okuyorum. Hala okuyorum. Ne salak adamım ya. <laughs> Binlerce lira veriyorum kitaplara kitap alıyorum. Kitaba ihtiyacı yokmuş adamın. Onlar öğreneceklerini öğrenmişler. Onlar efendime söyleyeyim harika bir şekilde e, işlerini yaparlarmış. Yılışık bir gülüşü var. Amanlık ne kadar bir pis bir gülüşü var anlatamam size. İnsani bir taraftır bu. E, yani edebime de uymuyor bunu böyle söylemek ama yani Reşat'ın arkasında böyle kameradan gördüğüm o bir tane balina e, dişini alabilmek için na nasıl bir yılışık yılışık gülüşü vardı. Hatırlıyorum da böyle yani e, beni ve Mustafa Kule'yi e, roman pazarında gördüler. efendim söylüyorum. o Necmettin abi de buradaymış falan. iki sene kadar oldu herhalde. Bu zamanlar soğuk bir kış günüydü. Benimle yılışık yılışık on 15 dakika geçirip orada Aa, am am amcamız, dedemiz, Aa, ustamız. Aziz ve muhterem kardeşlerim, önce dürüst olacaksın, önce ahlaklı olacaksın. Sattığın malın bir sefer söylediğin sözlerle mütenasip olacak birebir. Ahmet Master tesbihleri kesinlikle koleksiyonluk tesbihler değildir. Bu adam koleksiyonluk tesbih de yapabilir. Bu başka bir şey ama benim tesbihlerini gördüğüm tesbihler sıra tesbihler. Anlatabildim mi? Bu sıra tesbihlerden koleksiyon olmaz, koleksiyon olmaz. Bunlar el tesbihleridir. Ve üstelik bunlar 99'la bağlantılı olmadıkları için bunlar asla ve asla kategori içinde olmazlar. Birbirinin aynısı, birbirinin tekrarı olan tesbihlerden koleksiyon mantığı doğmaz o zaman bir tanesini saklarsın öbürlerinin hepsi çöpe gider çöp olur. Anladınız değil mi? Çok somut anlatıyorum. Aynı ilkokul talebesine anlatır gibi anlatmaya çalışıyorum. Böyle herkes kavrasın falan diye söylüyorum bütün bunları sevgili kardeşlerim. Arkadaşın öyle efendime söyleyeyim üst düzey bu işi bilen herhangi bir ustadan gidip de onun rahleyi tedrisatından geçmeye falan ihtiyacı yokmuş. O her şeyi biliyormuş. O her şeyi biliyormuş. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Bakın bugün İznik'te Şahin Tuna var, Şahin Tuna. Eğer ki o Ahmet Mastef'in yaptığı tesbihlerin canına ot tıkamazsa ben necmettin değilim. Ama onu alkışlayan, onu cilalayan bir İsmail gibi müşterisi yok. Ahmet Mastef gibi efendime söyleyeyim bir ee, böyle şeyden gelmiş nedir onun adı ee, Suriye'den gelmiş ee, bir Arap kimliği yok bu insanlar İznik'te yerli ahali tukaka. Şahin Tuna'nın tesbihleri Ahmet Masef tesbihlerinin altında kalmaz üstüne de çıkabilir gayet kaliteli tesbihlerdir. Ee, bir de e, Serkan Kaya Serkan Kaya'nın tesbihleri harikadır aynı kategoride yapılan tesbihlerdir. Ve Şahin Tuna'nın yaptığı tesbih benim kanaatimce sayısal olarak daha azdır. Ama yaptığı tesbihler harika tesbihlerdir. Rıfat diye bir arkadaş var. Rıfat Alan herhalde adı. Ben son zamanlarda tanıdım kendisini. Onun yaptığı tesbihler harika. Hiç kimse tesbihlere bir şey diyemez. Aynı aynı kalitede, aynı ayarda tesbihler sevgili kardeşlerim. Ama hiç kimse Rıfat'ın tesbihine e, 14 bin lira vermez. Hiç kimse Şahin Tuna'nın, ha bir de Şahin e, Şahin neydi ya, bir, bir Şahin daha var bizim İznik'te. Şahin Ateş. Şahin Ateş'in tesbihleri de hakeza aynı. Vermezler 3-500 lira. Ya İsmail Erol, İsmail Erol'un harika tesbihleri var ya, harika atölye te, işi tesbihler çıkartıyor. Saçımı başımı yolacağım ya. Saçımı başımı yolacağım. Ahmet Mastef diye bir giriyorlar, bir çıkıyorlar. Ama İsmail Erol adını duydunuz mu siz? He? İsmail Erol'dan haberiniz var mı sevgili kardeşlerim? Şahin Tuna'dan haberiniz var mı? Bir e, ilgilenin, bir bakın. Bir bakın ne kadar şahane tesbihler yapıyorlar. Başka bir şey söyleyeyim, bizim Hasan Hoca, Tesbihçi Hasan Hoca Rumuzuyla çıkıyor ya, Hasan Sakarya. Ee, o da usta işi tesbih yapıyor. Tesbihleri herhalde 3-5 bin lira civarında, o rakamlarda malzemesinin e, düzeyine göre söylüyorum. E, o katalinler, sıkmalar filan, e, o rakamlara müşteri buluyor kendisinden. Ama e, usta işi bir tane yapıyor. Kendi çapında bir tane, iki tane. O kadar. Üç gün, beş gün, on gün çalışıyor. Beş tane, on tane tesbih çıkartıyor. Hazırlıyor. Ondan sonra onları servis ediyor. Ee, siparişlerini gönderiyor. Ondan sonra tekrar mezat açıyor. Ee, şey almaya çalışıyor. Sipariş almaya çalışıyor. O şekilde çalışıyor. Sevgili kardeşlerim aldanmayın olur mu? Aldanmayın. Tesbih öyle elli ee, bin tane tesbih çıkmaz. Elli bin tane tesbihten. Koleksiyon tesbihi olmaz. 50 bin tane tesbih yapan adam da koleksiyon tesbihi yapabilecek bir e, atölye, bir çalışma adabı kurmamış demektir. Kendinizi aldatmayın, paralarınızı sokağa atmayın, ee, Ahmet Mesef tesbihleri almayın, asla demem. Ben böyle bir terbiyesizlik asla yapmam. Ama hak ettiği değerler benim kanaatimce 3 ile 5 bin lira arasında. Sakın fazlasını vermeyin. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim sevgili kardeşlerim. Ee, herhalde bundan sonra birkaç gün e, şey olacak e, buluşma imkanımız olmayacak. Belki arada e, yarın e, bir gereklilik olursa ben buradan ayrılmadan e, size belki bir video daha çekebilirim. Ama ondan sonra Türkiye'ye dönene kadar. E, Tekrar e, benim bir sesimi soluğumu e, duymazsanız e, şey yapmayın, e, meraklanmayın. Türkiye'ye geliyorum, efendime söyleyeyim. Biraz Türkiye'de kalacağım. Lahmacun yemek istiyorum, kebabı özledim. Cemil'in misafiri olacağım inşallah. E, Adana'da dostlarımı ziyaret edeceğim. Arkadaşlarımın kapısını çalacağım. Konuşacağım, dertleşeceğim. Ve... İnşallah Türkiye'den tekrar seslenmek e, ümidiyle diyelim. Bir kez daha söyleyeyim. Ee, beni ziyaret etmek, beni görmek, benimle buluşmak isteyen bütün arkadaşlarımı, dostlarımı iznikte beklerim. Herkes misafirim olabilir. Cem Bülbül de dahil olmak üzere herkes gelebilir. Kapı herkese ardına kadar açık. Başımızın üstünde herkesi misafir etmeye hazırız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili kardeşlerim.